kadın kollarımız, sevgili Burçin Başkan'a, Erp Başkan'a, ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii kabul ettikleri için müdür beyimize çok teşekkür ediyorum. Ona da görevinde, yeni görevinde başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ben mecliste de hekim olduğum için aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da bağlı olduğu komisyonda, Sağlık ve Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu'nda görevli bir milletvekiliyim. Dolayısıyla hem bu önümüzdeki süreç için birbirimizi görelim, yüz yüze olalım, gönül gönüle olalım, değil mi? Birbirimize hayırlı günler dileyelim. Özledik birbirimizi. Bir görüşelim istedim. Ondan sonra da yarın işte 8'inde 2 gün sonra Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Buradaki büyüklerimizin elini öpelim. Onlar da çünkü bu ülkeye emek vermişler. Bu yaşa kadar, öyle değil mi? Emekleriyle, alın teriyle çocuklarını büyütmüşler. Vatana, millete yararlı hale getirmişler. Kolay değil. Öncelikle büyüklerimizin ellerini öpelim. Hayır dualarını alalım diye geldik. Çok sağ olun. Çok da mutlu oldum sizleri gördüğüm için. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani şunu bilmenizi isterim ki her zaman yan yanayız sizinle. Gönül gönüleyiz. Tek bir amacımız var. Bu ülkede gerçekten bütün acıların bitmesini istiyoruz öncelikle. Bakın en önemlisi bu ülkede acıların bitmesi ve yoksulluğun bitmesi. Öyle değil mi? Yani bunlar biterse ondan sonra zaten biz özgür düşünceye inanıyoruz. Herkes istediği şekilde düşünebilir, inanabilir, istediği siyasi görüşe sahip olabilir. Yeter ki terör bitsin, bu acılar bitsin, yoksulluk bitsin, işsizlik bitsin. Bakın sosyal devlet ne kadar önemli. Yaşlılarımıza, büyüklerimize size elini uzatıyor. Yani sosyal devlet anlayışı çok önemli. Önemli olan sosyal devleti güçlendirmek zaten. Yaşlımıza, çocuklarımıza, kimsesizimize, hastamıza, düşkünümüze hepsine sahip çıkabilmek. Bunun için de hep birlikte el birliğiyle bu ülkenin mevcut yasal sınırları içinde bölünmeden, parçalanmadan ve kimsenin ötekileştirilmediği, böyle gerginleştirilmediği huzurlu günlere ihtiyacımız var. Evet, bunun da işte hep birlikte olduğumuz sürece gerçekleşebileceğine inanıyorum ben. Hepinize hayırlı günler, uğurlu günler diliyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın.